Kaşlara gelince, kaş yani gözün üstündeki kaşlara müdahale konusunda bir fıkıh ayrımı yapmamız gerekiyor. Bu hususta yani kadının gözünün üstündeki şu kaşlara müdahalesi neden yapılıyor? Önce bunu konuşalım. Zannediyorum, bilerek demiyorum bunu. Kadınlar alın bölgeleri daha geniş görünsün, daha çekici güzelliği olsun diye herhalde mesela 4 milim, 5 milim ise kalınlığı bunu 1,5-2 milime kadar indiriyorlar. Alın bölgesini anladığım kadarıyla büyütüyorlar. Daha çok görünüp daha çok yani mesela toprağın bakımlı alanı, çimli arazisi nasıl çorak araziye göre hemen fark ediyor parklarda filan. Kadınlar da herhalde alın bölgesini genişletiyorlar. Yani bir iki soruşturdum. O cevaplarda yani herkes aldırıyor biz de aldırdık gibi bir mantık çıkıyor ortaya. Neden yaptığını da bilmiyor herhalde kadınlar. Ama asıl neden beyaz bölgeyi karşıdan görenler için daha etkili hale getirmek. Bu hususta Abdullah İbni Mesud'dan rivayet var. Abdullah İbni Mesud sahih bir hadis-i şerifte kaş aldıran kadınlara Allah lanet etsin demiş. Demek ki o zaman da bu şekilde bir uygulama yani kadınların kaş aldırması uygulaması o zaman da vardı demek ki. Kadının biri de Abdullah İbni Mesud'a sen Allah'ın lanet etmediği, Kur'an'da lanet etmediği bir şeyi ne hakla lanet ediyorsun? Senin karın bile kaş aldırıyor. Sen ne yapıyorsun gibi bu manada bir çıkış yapıyor. O da Resulullah'ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeceğim diyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki bir laneti var. Kaş aldıran kadınlara ve dövme yaptıran kadınlara. Dövmeyi ayrıca konu olarak göreceğiz. Bu böyle bir bilgisi olmasa koca bir sahabi durup dururken lanet etmez ve iddialaşmazdı diye. Ulemanın çok büyük bölümü, kahir ekseriyeti yaratılış tarzını değiştirecek şekilde kaşlara müdahalenin haram olduğu kanaatindedirler. Bazı alimler bunu kökten kaşları kaldırmak şeklinde anlamışlardır. Yani müdahale değil de kökten böyle kaş maş bir şey bırakmıyorsun yüzünde gözünde. Kirpi mirpi her şey müdahale. Bu şekilde namıs fiilini bu şekilde de anlamışlar. Namisat diyor Abdullah İbni Mesud. O namasa fiilini bu şekilde bunu bu menzer meyanda anlayan alim de olmuştur. Ama daha önce belirtmiştik. Cumhur-u ulema yani alimlerin büyük bölümü %90'ı %95'i bir kelimeyi nasıl anladıysa mümin olarak onu tercih etmek gerekir. Sırf bu yüzden şimdi genç kızları derslerinde daha cazip etkileyebilmek için cemaate genç kızlar da gelsin diye yok İslam'da böyle bir engel filan diye diyenler olduğunu da duyuyoruz. Bu mesele çok böyle genç kızları memnun etmek için ulu orta konuşulacak kadar mesele değil. Ortada koca büyük bir sahabinin, fakih bir sahabinin Resulullah'tan duyduğunu söylediği bir şey var. Ve yani çok enteresandır. Senin karın da kaşlarıyla oynuyor sözüne karşı onunla bir odada bir daha durmam öyle bir şey varsa git bak diye gösterdiği bir tepkisi de var. Her halükarda kaş aldırmak yani durup dururken kaşları kökten aldırmak veya işte kaşlara hilal şekli veriyorlar. İşin gücü ne yani? Kuaför para kazanacak. Bu bir eziyet. Tek tek bu kaşlar alınıyor. Her halükarda bu caiz değil. Ancak mesela şu tür örnekler. Kaşlar burada birleşiyor. Yani sağ şakağından sol şakağına kadar büyük bir tek parça kaş gibi var. Dolayısıyla erkek veya kadında burnun üst, genizin üst kısmında kaş olmaz. Ama bir kadında buralarda da genizin üstünde ta yukarıda yani kaşlar birleşiyor. Böyle 10 santimlik bir çizgi gibi oluyorsa bu müdahaleyi gerektiriyor. Bunlar alınabilir. Veya mesela kadının kaşları o kadar kalın ki gözlerinin üstünde şemsiye gibi kalıyor. Görmesini engelliyor. Buna da müdahale edilebilir. Şimdi kaş konusunda kadınların bir standardı var. Yaklaşık olarak kadın kaşı yani kalınlık açısından 4 milimdir diyelim. Belki o kadar da değildir de normalde işte bizim yöremizdeki kadınlar mesela 3-4 milim kalınlığında kaşları olur. Bu 7-8 milim olursa bir kadında yani kadın standardının çok üstünde. Bu tıbbi bir arıza.
Tıpkı parmakların 5 değil de 6 tane yaratılması gibi kabul edilip ona müdahale edilebilir. Bu orman hatası, işte şu bu diye bir gerekçe bulunabilir. Ama bunun dışında kadınların normal, mesela birinin koyu kaşları var, birinin biraz daha koyu olmayan siyahımsı saçları, kaşları var. Sırf benimki onunki gibi güzel görünsün diye kaşlara müdahale caiz değil. Yaratma tarzını Allah'ın değiştirme niteliğinde bir suç olur bu. Kaşlarla ilgili kadınların bilmesi gereken bunlardır. Burada hanım kızlar tabii şüphesiz olduğundan daha güzel görünme hastalığı ve herkes kelimesi, herkes yapıyor. Herkesinki kelimesi ana tuzak maddesi burada. İşte artistler, ümmetin fısku fucurunu temsil edenler, işte şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye onları taklit etmek. Ama hepsinin ötesinde de hayatı dünya hayatından ibaret zannedip asıl zevklerimizi cennette inşallah doyasıya tatmin edeceğiz diye düşünememekten kaynaklandığını zannediyorum.